Merhaba çocuklar, bugün bir önceki derslerde öğrendiğimiz kıyafetler ve hava durumunu birleştireceğiz. Nasıl yani? Hava durumuna göre karşımızdaki kişiye şunu giy ya da işte şunu al yanına gibi cümleler söylemeyi öğreneceğiz. Evet, first one, put on your blah 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 nokta noktanı giy. Put on your shoes, ayakkabını giy. Wear your blah 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 nokta noktanı giy. Wear your gloves, eldivenini giy. Bakın ikisi de aynı anlamda birbirinin yerine kullanabilir. Hiç fark etmez. Take your blah 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 nokta noktanı al. Take your umbrella, şemsiyeni al. Okay, now repeat after me. Put on your, wear your, take your. Okay. Şimdi havaya göre konuşacağız. Önce havayı söylemeye çalışacağız. Size havayı soracağım. Biraz bekleyeceğim. Çabuk cevap veremiyorsanız hemen videoyu durdurun, cevabınızı verin. Sonra devam edin dinlemeye. Okay, how is the weather? What is the weather like? It's windy. Evet, hava rüzgarlı dedim bakın ve bir atkı geldi, scarf. Atkını giy diyeceğim. Nasıl söylerim? Put on your scarf or wear your scarf. It doesn't matter. You can use both of them. İkisini de kullanabilirsiniz çocuklar. Hiç fark etmez. Put on your scarf da olur. Wear your scarf da olur. Okay, go on. How is the weather? It's hot. Shorts. Wear your shorts. What is the weather like? It's snowy. Okay, hat. Put on your hat or wear your hat. How is the weather? It's rainy. Okay, umbrella. Take your umbrella. Evet, şimdi şunu giy, bunu giy demeyi öğrendik. Şimdi ise bizim bir şeye ihtiyacımız var, bir eşyaya, bir elbiseye. Onu ödünç istemeyi öğreneceğiz. May I borrow your blah blah blah. Bu boşluğa kıyafet gelecek çocuklar. Can I borrow your blah blah blah. Nokta noktana ödünç alabilir miyim? İkisi de aynı, fark etmiyor. İstediğinizi kullanın. I need blah blah blah. Nokta noktaya ihtiyacım var. For example, may I borrow your coat? Montunu ödünç alabilir miyim? Can I borrow your suit? Takım elbiseni ödünç alabilir miyim? I need a dress. Elbiseye ihtiyacım var. Peki nasıl cevap vereceğim? Önce olumlu cevaplara bakalım. Here you are. Buyurun. Of course. Elbette. Sure. Tabii ki. Okay. Tamam. Başlığına yes de getirebiliriz bunun. Evet anlamında. Evet. Tamam gibi. Yes. Okay. Olumsuz cevap vermek istersek, veremeyeceksek eşyamızı. No, sorry. Hayır, üzgünüm. I need it. Ona ihtiyacım var. It's broken. O kırık. It's dirty. O kirli. Okay, repeat after me. May I borrow your? Can I borrow your? I need. Here you are. Of course. Sure. Okay. No, sorry. I need it. It's broken. It's dirty. Evet, bunları kullanabiliyoruz. Şimdi havaya göre bakalım cevaplarımıza. Okay, how is the weather? What's the weather like?
rainy and warm. Okay, I need an umbrella. Bir şemsiyeye ihtiyacım var. Ödünç isteyeceğim. Nasıl isterim? May I borrow your umbrella? Oh, kırık bakın, kırık diyeceğim. Karşımdaki kişi benden şemsiye istedi. Nasıl söylerim? It's broken. How is the weather? It's sunny and hot. I need a cab. I need a cab. Can I borrow your cab? Or may I borrow your Olumlu bir cevap. Here you are. Yes, of course, sure. Bunları da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Olumlu herhangi bir cevap. How is the weather? It's cold and Okay, I need gloves. May I borrow your Bakın, eldivenler kirli. Kirli diyeceğiz. Are dirty. The It's sunny and need a skirt. Skirt. May I borrow your skirt? Of course. Yine diğer olumlu cevaplarda olabilir. Evet çocuklar, bakın dersin başına geri döndük. Bugünlük bu kadar. Sizden bu sayfayı ve bu sayfayı yazmanızı istiyorum. Dersimiz bugünlük bitmiştir. Görüşmek üzere.